Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bölümde geçtik. Tablo ve grafik okuma bölümündeyiz. Öğreniyorum kısmının sorularını çözeceğiz ve biraz da konu anlatacağız sizlere. 83, 84 ve 85. sayfaların çözümlerini bu videoda bulabileceksin. Dilerseniz ilk kısımdan başlayalım. Bakın tablo ve grafikler konusu matematik dışındaki derslerde de kullanıldığı için iyi bilinmesi gereken bir konudur. Fizikte, kimyada, biyolojide ve diğer derslerde de sevgili arkadaşlar mutlaka karşımıza bir tablo, bir grafik çıkıyor. Dolayısıyla bunların yorumlamasını iyi yapabilmek için bu konuyu iyi öğrenmen gerekiyor. Tablo ve grafikler başlığa, eksenlere ve ölçeklere bakılarak değerlendirilir. Tablo ve grafik okumak için ölçeklerin kesiştiği değerlere bakılır. Şimdi tablolarda ve grafiklerde kesişen noktalar bizim için önemli. Aslına bakarsanız bunların hepsinde çıkış noktası x'ye kartezyen koordinat sistemidir diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda yılın ilk ayında A, B, C, D ve E ülkelerinin birbirleriyle yaptığı ithalat ve ihracat değerleri milyon dolar olarak verilmiştir. Satırlarda yazanlar ihracatlar, sütunlarda yazanlar da ithalatlar. Tabloda ihracata pembe renkli sütundan, ithalata mavi renkli satırdan bakılmaktadır. Buna göre şimdi seri seri sorular var. Bunları da seri seri çözmeye çalışalım. Hangi iki ülke arasında yapılan ithalat ve ihracat değerleri birbirine eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle, ihracatla ithalatın eşit olduğu yerleri bizim bulmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar D ülkesiyle B ülkesi, bakın D ülkesi ve B ülkesi arasında ne var gençler? 10 miktarında bir ihracat söz konusu. Yine aynı şekilde B ülkesi ile D ülkesi arasında da yine bir 10 ithalat söz konusu. Demek ki birbirine eşit olduğuna göre biz ne diyoruz? B ile D arasındaki ithalat ve ihracat birbirine eşittir diyoruz. A'nın cevabı bu. B'ye bakalım. Hangi ülkenin toplamda yaptığı ihracat miktarı en fazladır diye sorulmuş. Toplamda yaptığı ihracat miktarını bulabilmek için satırlardakini toplamamız gerekiyor. Bakın A ülkesi B'ye, C'ye, D'ye ve E'ye ihracat yapmış. Bunların toplamı 11, 15, 24 ve 29. B'ye bakalım 8, 6 daha 14, 10 daha 24, 8 daha 32 ihracat yapmış. 7, 4, 11, 23, 30 ihracat yapmış C ülkesi. D ülkesine bakıyoruz. 3, 10, 13 yaptı. 22 ve 35 ihracat yapmış D ülkesi. E'de 15, 6 daha 21, 8 daha 29, 29, 7 daha 36 miktarında sevgili arkadaşlarım ihracat yapmış. Bana en fazladır diye sorulmuştu. O halde cevabımız ne olacak? E olacak. Çünkü maksimum miktarda ihracat E ülkesine ait. C ülkesini C sorusu için de hangi ülkenin yaptığı ithalat miktarı en azdır diye sormuş. Bu sefer sütunları toplayacağız. 8, 7, 15, 15 daha 30, 33 yaptı bakın burası. 11, 15, 25, 31 yaptı B ülkesininki. Şurası 10, 19, 27 yaptı C ülkesi. 19, 12 daha 31 ve 7 daha 38 yaptı D ülkesi. 13, 7 daha 30, 38 ve 20, 28 ve 33 yaptı E ülkesi. Hangisi daha azdır diye sorulmuştu. Bakın gördüğünüz üzere 27 burada az ve C'ye ait. O halde cevabımız da bizim C olacaktı. Ve D şıkkında da ihracattan elde edilen gelirin ithalattan elde edilen gelire göre az olmasına cari açık denir. Buna göre hangi ülkenin cari açığı en fazladır diye sorulmuştu. Şöyle diyeceğiz. 33'ten 19'u çıkarıyorsunuz. Yani A'nın yaptığı ithalattan A'nın yaptığı ihracatı çıkarıyorsunuz. 33'ten 29 çıktı. Cari açık 4. 31'den 32 çıktı. Cari açık 1. 27'den 30 çıktı. Cari açık eksi 3. Ve 38'den 35 çıktı. Cari açık 3. 33'ten 36 çıktı. Cari açık eksi 3. Hangisi daha fazladır diye sorulmuştu bize. Hangisi fazla arkadaşlar? En fazlası A ülkesi 4. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A olacaktır diyebiliriz. Şimdi geçelim sağ üst tarafa. Aşağıdaki tabloda aynı iş yerinde çalışan Fatih, Hande, Hatice ve Murat'ın kurumsal telefonlarıyla birbirleriyle yaptıkları herhangi bir gündeki görüşme sayıları verilmiştir.
Kurumsal telefon sadece dördü arasındaki görüşmelere açıktır. Fatih, Hande, Hatice ve Murat sırasıyla 16, 12, 16 ve 20 görüşme yaptığına göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Bakın Fatih 16 görüşme, Hande 12, Hatice 16 ve Murat da 20 görüşme yapmıştı. Pekala. Fatih'in toplam 16 görüşmesi varsa 6'sı Hande ile 8'i Murat'la, 8 6 daha 14 yaptı. Demek ki arkadaşlar 2 kez de Hatice ile görüşmüştür. Daha sonrasında Hatice toplamda 16 görüşme yapmıştı. Ya da Hande 12 görüşme yapmıştı. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz burada. Şöyle diyelim arkadaşlar. Öncelikle Hande'nin burada 6 dakika görüştüğünü biliyoruz. O 6 kez görüştüğünü biliyoruz Fatih ile. Toplamda 12 görüşmesi vardı. Geriye kaldı 6 görüşmesi. O zaman bunun A tanesini Hatice ile yaptıysa 6-A tanesini de Murat'la yapmıştır diyebiliriz. Daha sonrasında Hatice için bakıyoruz. Hatice A kez Hande ile, 2 kez de Fatih ile görüşmüş. Yani toplamda A artı 2 kez oldu bu. A artı 2 kez. Toplam 16 görüşmesi vardı. 16'dan A artı 2'yi çıkarırsak cevabı da şuraya yazabiliriz. O halde burası da nedir? 14-A'dır. Bakın burası da 14-A. Şimdi Murat'ın yaptığı toplam görüşme sayısı 20 idi. Ben bunları toplarsam 20'ye eşit olur deriz. 14 6 daha 20, 28 yaptı bakın. 28-2A eşittir 20 ise burada 2A eşittir 8 yapar. A da buradan 4'tür diyebiliriz. Şimdi A'nın 4 olduğunu bulduk ya, artık ben şurada yerine yazacağım. Bakın şu 6-A değil artık, orası 2'dir. 14'ten de 4'ü çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım burası da 10 olacaktır. Ve tabii ki burası da 4'müş dedik. Pekala. Kimler arasında yapılan görüşme sayıları aynıdır diye sorulmuş. Bakın tabloda 2 olan, ikisi de aynı olan ikiler var. Bu da arkadaşlar Fatih ile Hatice ve Hande ile Murat arasında yapılan görüşme sayıları aynıdır. Fatih ile Hatice ve Hande ile Murat arasında yapılan görüşmelerin sayısı aynıdır. A'nın cevabı bu. B'nin cevabına bakalım. En çok görüşme kimler arasında olmuştur? En çok görüşme Hatice ile Murat arasında olmuştur arkadaşlar. 10 defa görüşmüşler. Kişi başı ortalama kaç görüşme yapılmıştır diye sorulmuş. Toplam görüşme adedi gençler 16, 16, 32, 20 daha 52, 12 daha 64 yapar. Bunlar 4 kişilerdi hocam. Böldük o zaman 4'e. Bunun da cevabı 16 geldi diyebiliriz. Kişi başı ortalama kaç görüşme yapılmış? 16 mı cevap? Hayır, 16 değil. Peki sebep? Çünkü arkadaşlar bakın dikkat edin. Fatih burada 6 kez Hande ile görüşmüş. Hande de Fatih ile 6 kez görüşmüş. Şimdi ama bu görüşme ikisi arasında gerçekleşmiş. Yani şöyle mesela ben sana elimi uzattım. Dedim ki hadi tokalaşalım. Uzattım elimi tutarsa. Hadi tokalaşalım dedik. Peki eyvallah, tokalaştık. Şimdi ben bir tokalaşma gerçekleştirdim. Sen de bir tokalaşma gerçekleştirdin. Ama sadece bir adet tokalaşma gerçekleşti. Yani olay bu. İki defa saymıyoruz. Bu işleş bir fiil olduğu için, beraber yapılan bir fiil olduğu için arkadaşlar bunu tek sefer sayacağız. Yani hepsini ben iki defa saydığım için 16'yı da 2'ye böleceğim ve diyeceğim ki kişi başı ortalama 8 tane görüşme gerçekleşmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz. Şekildeki grafikte bir sınıftaki bütün öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlara göre dağılımları verilmiş. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş bize. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? Öğrenci sayılarını toplarsak buluruz. Bakın burada notu 1 olan 2 öğrenci var. Notu 2 olan 6 öğrenci var. Notu 3 olan 10 öğrenci. Notu 4 olan 8 ve notu 5 olan 4 öğrenci var. Bunları toplayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Tam ortadaki sayı 6'dır arkadaşlar. 5 tane sayı olduğuna göre sınıfta toplam 30 öğrenci vardır diyebiliriz 5 çarpı 6'dan. Ya da hepsini toplarsınız. B şıkkı. Öğretmen 3'ün üstünde not alan öğrencileri başarılı kabul etmekte. Öğretmenin değerlendirmesine göre sınıfın yüzde kaçı başarısızdır? Şimdi notu 3'ün üstünde olan kaç tane öğrenci var? 8 artı 4, 12 tane öğrenci var. Sınıf 30 kişiydi. 30'dan 12'yi çıkarırsanız 18 tane başarısız var. 18 tane başarısız var. Şimdi 30 kişiden 18'i başarısız ise 100 kişiden kaçı başarısızdır diye sormamız gerekiyor. O halde 100 çarpı 18 bölü 30 dersek cevabı buluruz. 6'ya böldüğünüz 5, 6'ya böldüğünüz 3, 5'e böldüğünüz 1, 5'e böldüğünüz 20. 3 kere 20 de bize 60'ı verir. Demek ki cevabımız %60 olacakmış.
C şıkkına bakalım. Sınıfın ortalaması kaçtır diye soruluyor. Şimdi sınıfın ortalamasını bulabilmek için alınan notların toplamını kişi sayısına bölmem gerekiyor. Notu 1 olan 2 kişi vardı. Bunların notları toplamı 2'dir. 2 kere 6'dan bunların notları toplamı 12. 3 kere 10'dan 30. 4 kere 8'den 32 ve 5 kere 4'ten 20'dir dedik. Şimdi kişi adedi olan bunu 30'a böleceğim ben. 32, 12 daha 44, 2 daha 46, 30 daha 76, 20 daha 96 yapar. 96 bölü 30 bize cevabı verecek. Önce bunu 3'e bölün. 3 bir, 3'e bölün 32 yapsın. Bunu 3'e bölün 10 yapsın. 32'yi 10'a bölerseniz de doğru cevap 3,2 çıkacaktır. Sınıfın not ortalaması 5 üzerinden 3,2'ymiş. Bunu da bulduk arkadaşlar. Ve D şıkkı notu 4 olan kaç öğrencinin sınavı iptal edilirse sınıfın ortalaması 3 olur diye sorulmuş bize. Şimdi notu 4 olanları iptal edeceğiz. Notu 4 olan 8 kişi vardı. Diğerlerinin toplamını zaten şuradan bulabiliriz bak. 2, 12, 30 ve 20. Notu 4 olanların toplamı şuydu. Onu toplamayalım. Sadece maviyle olanları toplarsanız 96'dan 32'yi çıkarırsanız arkadaşlarım 64 kalacaktır. Şimdi diğerlerinin notları toplamı zaten 64. Artı bunun üzerine notu 4 olan 8 tane öğrenci vardı ya, x tanesinin sınavını iptal ettik. Tamam, böylelikle notları toplamı 4 çarpı 8 eksi x olacak. Bölü sınıf 30 kişiydi, x kişinin sınavının iptal olduğunu biliyoruz ve bunun da 3 olması gerektiğini istemiş. 3 olmasını istemiş. O halde yazalım, 64 artı 32 eksi 4x, 4'ü içeri dağıttım, eşittir diyorum. Şunu da karşıya fırlatacağım. 90 eksi 3x dedik. Pekala. 64 ile 32 toplarsanız 96'dan 4x'i çıkardık. 90'dan 3x'i çıkarınca eşit oldu bunlar birbirine. Demek ki 6 eşittir x diyebiliriz. Yani 6 kişinin sınavının iptal olması gerekiyormuş not ortalamasının 3 olabilmesi için. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 84. sayfa. Değişim oranı farklı iki nicelikteki değişimi oranlayarak karşılaştırmadır. Örneğin bir ürünün satış fiyatı zamanla değişebilir. Ürünün satış fiyatındaki değişimin zamandaki değişime oranlanmasıyla da satış fiyatının değişim oranı bulunur. Yani arkadaşlar, değişim miktarı bölü farklı bir değişken. O da mesela zaman. İkisini birbirine oranlarsak değişim oranı diyoruz arkadaşlar buna da, tamam mı? Farklı, bir önceki sayfaya geri döndük, hemen aşağı geri dönelim. Aşağıdaki grafikte bir holdingin bazı yıllardaki gelir ve giderleri belirtilmiştir. Çarpı 100 bin dolar olarak da vermiş arkadaşlar. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın, turuncular gelir, yeşiller gider olarak da gösterilmiş bize. 2005 ile 2010 yılların arasındaki gelirdeki değişim oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi gelirdeki değişim oranı soruluyor, bakın dikkat edin. Gelirimiz burada 12'den 15'e çıkmış. Yani ne kadarlık bir gelir var arkadaşlar? 300 bin dolar. 300 bin dolarlık bir değişimimiz var. Peki bu değişim kaç yılda gerçekleşmiş? 5 yılda. Dolayısıyla 5'e böleceğiz bunu. 5'e böldüğünüz takdirde de 300'ü 5'e bölerseniz 60 gelir. 60 bin dolar bölü ay diyeceksiniz. Çünkü 5 aya böldük. Biz neyi? 5 aya böldük. Doları böldük, değil mi? Zaten okunuşu da bu şekilde. 300 bin dolar bölü 5 ay. Yani 60 bin dolar bölü 1 ay. Tamam. Devam. B şıkkına bakalım. 2015-2017 yılları arasındaki giderdeki değişim oranı nedir? 2015'ten 2017'ye geçerken gidere bakacağız. Gider 12'ymiş. Biz 2017'de 7 olmuş. Yani ne kadar düşmüş? 500 bin dolar. Yani eksi 500 bin dolar diyeceğiz, değil mi? Ve kaç senede gerçekleşiyor bu? 2 senede gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2'ye böleceksiniz. Eksi 250 bin dolar bölü ay diyeceğiz arkadaşlar. Peki C şıkkına bakalım. Gelirin giderden farkı holdingin yıllık karını verir demiş bize. Buna göre 2015 yılındaki karın 2017 yılındaki karı oranı nedir? 2015 yılındaki kar gelir 10, gider 12 olduğu için arkadaşlar 2015 yılında eksi 200 bin dolar zararımız var. Kar yok. 2017 yılında 12 ve 7 aradaki fark 5 olduğu için arkadaşlar burada da 500 bin dolar gelirimiz var diyeceğiz. Peki neyi sormuştu bize? Gelirdeki değişim neresiydi bakalım? Ha, şurası. 2015 yılındaki karın 2017 yılındaki kara oranı sorulmuş. O zaman ben eksi 200 bin
zarar bulmuştum. Yani gelirim aslında eksi 200 bin zarar değil aslında. Bunu şöyle düşünelim. Zarar kelimesini kullanırken biz 200 bin lira zarar ettik deriz. Eksi 200 bin zarar ettik demeyiz. Dolayısıyla eksi 200 bin demek aslında gelirin miktarı. Eksi 200 bin gelirim var dersen herkes şunu anlar. Bu adamın 200 bin zararı var anlar. Dolayısıyla gelir bu. Gider de arkadaşlarım 500 bin artı 500 bindi. Pardon gider diyorum. 2017'deki gelirde kazancımız. Dolayısıyla ben bunları oranlarsam bütün sıfırlar birbirini götüreceği için cevabımız eksi 2 bölü 5 olacaktır. D şıkkı. Gelirdeki değişim oranı hangi yıllar arasında en büyüktür diye sorulmuş. Şimdi gelire bakıyoruz. Daha büyük olanını bulacağız arkadaşlar. Ama oransal olarak daha büyük olanını bulacağız. Öncelikle turuncular gelirdi. 12'den 15'e 300 bin. Ama bu 300 bin 5 senede gerçekleştiği için burası 50 bin dolar bölü ay demiştik. 2010 ile 2015 arasına bakarsanız zaten negatif bir çizelge olduğunu görüyorsunuz. Büyüğünü bulamayız buradan. 2015 ile 2017 arasında bakın burada 200 bin bir şey var, fark var, değişim var. Ama bu 2 senede gerçekleşmiş. Yani bir senede 100 bin dolar bölü ay, 100 bin dolar bölü yıl diyelim. Şunlar ay mı dedik hepsini? Çok özür diliyorum. Hepsi yıl arkadaşlar onların. Şuradakiler falan da yıl. Tamam mı? Burası 100 bin, burası 50 bin. Hangisi daha büyük? 100 bin olan. Tabii o zaman 2015 ile 2017 yıllar arasında daha büyüktür diyeceğiz. Yani D'nin cevabı arkadaşlar 2015 ile 2017 yılları arası olacak. E'ye bakalım. Kardaki değişim oranı hangi yıllar arasında en büyüktür diye sorulmuş bize. Kardaki değişim oranından bahsediyor bakın. Bu arada gelirdeki. Karımıza bakacağız şimdi. Bakın arkadaşlar burada karımız 500 bin dolardı. 500 bin dolardı. 2010'daki karımız 15'ten 7'yi çıkardınız 8. 800 bin dolardır. 2015'te zarar var. 2015'te zarar varsa ne yapacağız arkadaşlar bunu? Ne kadar zararımız olduğunu hesaplayalım. 200 bin zararımız vardı. Ve 2017'de de sevgili arkadaşlarım ne kadar karımız varmış? Bakın 500 bin dolar karımız var. Şimdi şuradan şuraya değişim 300 bin. 300 bini 10 senede yapmış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yine 60 bindir diyebiliriz bunun değişim oranına. 2010'dan 2015'e zarar var. Eksi 1 milyondayız arkadaşlarım. Tamam mı? Eksi 1 milyon olduğu için zaten buna bakmamıza gerek yok. 2015'ten 2017'ye eksi 200 binden 500 bini artı 700 bine geçmişler bakın. Ve 2 senede yapmışlar bunu. Dolayısıyla 350 bin dolar olur. Bu 2 yıl arasındaki nedir? Değişim oranı. Kardaki değişim oranı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yine 2015-2017 olacak diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Biraz meşakkatli değil mi? Devam edelim. Bir diğer kısımla çizgisel grafikteki değişimi değerlendirme konusundayız. Bir çizgi grafiğinde değişimdeki şiddeti değerlendirmek için eğimden faydalanılır. Eğer ki arkadaşlar grafik artıyorsa x ekseni boyunca artıyorsa eğim pozitiftir, azalıyorsa eğim negatiftir. Eğimi de nasıl hesaplıyoruz? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Aslına bakarsanız AYT bilenler için tanjantla hesaplıyoruz da denilebilir ya da türevle. Aşağıdaki grafikte bir şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların 2017 yılındaki her ay boyunca doluluk oranı değişimi gösterilmiştir. Barajlardaki su ihtiyacı yağışlarla karşılanmaktadır. Şehirdeki ortalama aylık su tüketimi her ay aynı olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş bize. A şıkkında diyor ki yılın kaç ayında yağış yoğunluğu su tüketiminden daha fazla olmuştur diye soruluyor. Şimdi şöyle, eğer ki yağış miktarı su tüketiminden fazlaysa gençler su miktarı doluluk oranı artmıştır. Ama yağış miktarı su tüketiminden daha az ise barajın doluluk oranı tabii doğal olarak azalmıştır. Peki ne demişti bize? Yağış yoğunluğu su tüketiminden fazladır demiş. Dolayısıyla kaç tane artış vardır diye soruluyor aslında grafikte. Bakın şu aralıkta artmış. Şu aralıkta artmış, burada artmış, şu kısımda artmış, daha sonra şurada artmış, şurada artmış ve bir de burada artmış.
Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ay boyunca yağış miktarı su tüketiminden daha fazlaymış. Cevap 7. B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. B şıkkında yılın kaç ayında su tüketimi ile yağış yoğunluğu aynıdır? Su tüketimi de yağış yoğunluğu aynıysa arkadaşlar, grafiğin sabit yatay olması lazım. Yani şurası ve şurası gibi. Yani toplam cevap ne olacak? 2. Yağış yoğunluğunun en fazla olduğu ay hangisidir diye sorulmuş. Yağış yoğunluğunun en fazla olduğu ay sevgili arkadaşlarım, grafikte eğimin maksimum olduğu yerdir. Eğimi bulabilmek için de şöyle yapacağız. Bakın burada artmış, 1 bölü 1'den eğim 1. 2 bölü 1'den eğim 2. 1,5 bölü 1'den eğim 1,5. Şurası yine aynı şekilde 1,5 bölü 1'den eğim 1,5. Şuranın eğimi eksi 1 azalmış, zaten onlara bakmamıza bile gerek yok. 1 bölü 1'den 1, yarım bölü 1'den 0,5 ve burası da aynı şekilde yarım bölü 1'den 0,5. En büyük hangisi? Burası. Demek ki Mart ayında sevgili arkadaşlarım yağış yoğunluğu fazla. Cevabımız Mart olacak. Yağış yoğunluğunun en az olduğu ay hangisidir diye sorulmuş. Yağış yoğunluğunun en az olduğu ay sevgili arkadaşlarım eğimin en küçük olduğu aydır. Eğimin en küçük olduğu ayda bakın zaten şurada görünüyor direkt. Baya böyle dikey lönk diye düşmüş. Bu taraf 4, şurası 1 olduğu için karşı bölü komşu ve azaldığı için eğim eksi 4'tür. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım yağış yoğunluğu en az Ağustos ayındadır diyebiliriz. Bunu da yazalım. Ve Nisan ayı sonunda barajın doluluk oranı sorulmuş. Onu da hemen grafik üzerinden gösterip çözelim. Bakın Nisan sorulmuş, bir Nisan ayının sonu sorulmuş. Bakın burada 60'tı. Ve eğim kaç arkadaşlar burada? Az önce de söylemiştik. 1,5'tu değil mi? Çünkü şurası bir tane kare var, bir de yarım kare var. Dolayısıyla 1,5 kareyi 1'e bölersek eğim 1,5 gelir. Ve sevgili arkadaşlar madem 1,5, 75 daha artacak, 75 olacak. Demek ki doluluk oranımız neymiş? %75'miş diyeceğiz. Şimdi 84. sayfamızda tükettiğimizde göre geçelim bir sonraki sayfamıza. Düzgün artan ve azalan çizgi grafiklerine. Değişim oranlarına göre doğru orantı kurularak ya da eğimle bu tarz soruları çözebiliriz. Genelde arkadaşlarım doğru orantıyı kullanacağız. Şekildeki grafikte peynir üretimi için gerekli süt miktarı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş bize. 75 litre sütten kaç kilo peynir üretilebilir? Bakın 30'dan sevgili arkadaşlarım 20 üretiliyorsa 75 sütten ne kadar üretilirsek cevabı buluruz. Öncelikle şu sıfırları götürelim. 75 ile 2'yi çarpıp 3'e böleceğiz. 75 çarpı 2 bölü 3 derseniz 3 ile 75 sadeleşti. 25, 2 kere 25 de bize 50'yi verecek. Dolayısıyla doğru cevabımız 50 olacak. B şıkkında 900 gram peynir üretmek için kaç litre süte ihtiyaç vardır? Şimdi 20 peynir üretmek için 30 süte ihtiyaç varsa 900 üretmek için ne kadar ihtiyaç vardır diye sorulacak. Dolayısıyla sıfırları götürdüm. 900 ile 3'ü çarpacağız. 2700. Bunu 2'ye böleceğiz. 1350 grama ihtiyacımız var. 1350 mililitreye ihtiyacımız var. Kaç litre süte tekabül eder bu da? 1,35 litreye tekabül eder sevgili arkadaşlarım. Unutmayın, burası kilogramdı, bize gram olarak vermişti. Bundan kaynaklı da biz tekrardan bunu çevirdik gençler. İkinci soru. Şekildeki grafikte bir bebeğin kütlesinin aylara göre değişimi verilmiş. Bakın arkadaşlar 2 ayda 1,5 kilo almış. 2 ayda 1,5 kilo alarak ilerliyormuş. Doğrusal grafik olduğu için bunu bu şekilde yorumlayacağız. Her 2 ayda bir 1,5 kilo alıyor bu bebek. Bebeğin 4. aydaki kütlesi sorulmuş. 4. aysa bir 2 ay daha geçmesi lazım. Yani 1,5 kilo daha alması lazım. 4,5'un üstüne 1,5 eklerseniz 6 kilogram olur bu çocuk. Bebeğin 8. aydaki kütlesi doğduğu kütlesinin kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi doğduğu kütlesi 3'tü. 2. ayda 4,5, bir 2 ay daha geçtiği zaman 6, bir 2 ay daha geçirdik 7,5 ve bir 2 ay daha geçirdik 9. Yani burası 8. ay oldu. 9'un 3'e oranı sorulmuş, cevabımız 3'tür. Bebeğin kaçıncı aydaki kütlesi 12 olur diye sorulmuş. Bakın burası 8. aydı. Yani 3 kilo daha alması lazım ki 12 kilo olsun. 3 kilo alması için de 2 ay ve 2 ay geçmesi lazım. Dolayısıyla 2 ay geçti 10, 2 ay geçti 10. Yani çocuk... Bebeğin kaçıncı aydaki kütlesi? 12. aydaki kütlesi 12 kilo olur diyeceğiz sevgili gençler.
Devam ediyorum 3. sorumla. Şekildeki grafikte bir telefonun zamana göre batarya tüketimi verilmiş. %20'lik bataryayı 4 saatte yemiş arkadaşlar. Demek ki 4 saatte %20'lik batarya yiyor. O halde %100'ünü tüketmesi için 5 kat yani 20 saat boyunca çalışması gerekir. Pekala. Dolu bataryanın şarjı kaçıncı saatte %40 olur diye sorulmuş. Yani arkadaşlar %40 kalması için %60'lık bir şarj tüketmesi lazım. 4 saatte %20 tüketiyorsa %60'ı tüketmesi için bakın 3 katı ya 3 katına çıkarırsınız 12 saat olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sorusunun cevabı 12 olacaktı. 10 saat sonra şarj yüzde kaçtır? E şimdi 4 saatte %20 tüketiyorsa 10 saatte ne kadar tüketir diye soracağız. 20 saatte %100'ünü tüketiyorsa zaten 10 saatte %50'sini tüketir. %50'si tükendiyse geriye kalan da %50'dir zaten. C'ye bakıyoruz. Kaç saatte şarj tamamen biter diye sorulmuş. Onu zaten bulmuştuk. 20 saatte biteceğini söylemiştik arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacaktı. Ve 85. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Kesişecek grafikler, kesişip giden grafikler konumuz. Birim zamandaki değişimle kesişen nokta kolayca bulunabilir denilmiş. Şekildeki grafikte A ve B araçlarının yol zaman grafikleri verilmiş. Buna göre B aracı harekete başladıktan kaç saat sonra A aracını yakalar? Bakın B aracı burada. A aracı zaten 100 metre önceden başlamış ve 2 saat boyunca hareket etmiş. 2 saat sonunda da ne kadar yol almış? 140 kilometre yol almış. Yani aralarındaki mesafe artık kaç kilometre? 240 kilometre. Başlangıçta bunlar aralarında 240 kilometre mesafe varken harekete başlıyor B aracı. A aracı zaten hareket halinde. Peki bunların hızlarına nasıl karar vereceğiz? A aracının hızı belli. 2 saatte 140 aldıysa bunun hızı 70'tir. B aracı da 3 saatte gördüğünüz, pardon özür dilerim, şurada geçen 1 saatte 100 kilometre yol aldığına göre bunun da hızı 100'dür. Ne yapıyorduk hız problemlerinde? Aradaki yol farkı 240'ı hızları farkına bölüyoruz. 100'den 70'i çıkardım 30. 240 30'a bölerseniz 8 gelir. Demek ki 8 saat sonra B aracı A aracını yakalayabilecek sevgili gençler. Devam. Kesişime kadar geçen süredeki kapanan farka göre açılacak fark için ne kadar daha süre gerektiği doğru orantıyla kolayca bulunur denilmiş. Bakalım kolayca bulabilecek miyiz? Şekildeki grafikte farklı kalitedeki A ve B mumlarının yakıldıktan sonra zamana göre boy uzunluğu verilmiştir. Bakın arkadaşlar A mumu ve B mumu aradaki 6 santimetrelik boy farklarını 4 saatte kapatmışlar. Yani 4 saatte sevgili arkadaşlarım aralarındaki boy farkı 6 santimetre kapanmış. O halde bundan sonraki her 4 saatte boyları arasındaki fark 6 santimetre de açılacaktır diyebiliriz. Yakıldıktan kaç saat sonra A mumu B mumundan 3 santimetre daha kısadır diye sorulmuş. Şimdi tam şurada eşitler ya boyları. 4 saatte 6 santimetrelik bir fark oluşuyorsa tabii ki 2 saatte de 3 santimetrelik bir fark oluşur değil mi? Yani demek ki buradan sonra 2 saat daha geçince 6. saatte A mumu B mumundan 3 santim daha kısa olacaktır. Daha sonrasında geçtik B şıkkına boyları eşitlendikten kaç saat sonra yani şu andan itibaren kaç saat sonra A mumu B mumundan 9 santim daha kısadır. E şimdi arkadaşlar 3 santimetrelik fark için 2 saat gerekiyorsa 9 santimetrelik fark için de 6 saat gerekiyordur. Dolayısıyla bunların boyları eşitlendikten 6 saat sonra A mumu B mumundan 9 santimetre daha kısa olacaktır diyebiliriz. Yani 2 sorunun da cevabı 6'ymış sevgili gençler. Evet 85. sayfamızda bitirdiğimize göre 86. sayfamızda sevgili arkadaşlar biraz da daire grafiklerini inceleyeceğiz. Daire grafikli soruları ÖSYM da çok daha fazla tercih ediyor. Buna emin olabilirsiniz özellikle problemlerin içerisinde. Ama fizik, kimya gibi bölümlerde de grafikler arkadaşlarım biliyorsunuz önemli. Bu kitapta da tablo ve grafiklere bu yüzden çok fazla değer verilmiş. Bence doğrusu da yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlarım düzgün bir şekilde sorularınızı çözüp dinlediyseniz bu işi halledersiniz. Sonraki videolarda yani sevgili arkadaşlar 86. ve 87. sayfalarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.